Şeyi Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun arkadaşlar. Bugün sizlere kutu açılımı yapacağım. Tabii ki de tripod ama özellikleriyle sizlere göstereceğim. Benim canım, aşkım, kurban olduğum bana çok güzel bir hediye almış. Onu göstereceğim sizlere. İnanılmaz beğendim, inanılmaz da çok güzel ve kullanışlı arkadaşlar. Tam istediğim gibi aslında böyle. Normal tripod isterdim her zaman alalım diye şey yapardım işte ama böyle ışıklısını hiç hayal etmemiştim. Çok sevindim, çok mutlu oldum aldığı için. Bu hayatta beni ayakta tutan, böyle beni bu hayatta dört elle sarılmamı gösteren, şöyle söyleyeyim, benim böyle yüzümü güleç yapan, sürekli güldüren, ondan sonra hayata neşeyle bakmamı sağlayan canım aşkım, bir tanem, kurban olduğuma çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kalp var arkadaşlar. Ben onu öyle sevdim. Şöyle, her zaman derdim ki ya çok iyimser, çok iyilik yapmayı seven, böyle kalp o kadar temiz ki karşıdaki insanların her zaman böyle mutlu olmasını isteyen bir insan her şeyden önce. Onu çok seviyorum. Hani onu böyle var ya, hani okyanuslar kadar böyle hani klasik bir laf vardır. Okyanuslar kadar sayfalar lazım işte seni anlatmaya der diye bir laf vardı işte bizim zamanımızda, lise zamanlarında. Hep birbirimize böyle sevdiklerimize öyle yazardık. Şiirler yazarken de kullanırdık bunu. Klasik oldu ama gerçekten de öyle. Hani bazen kelimelere sığdıramıyorum. Bazen o kadar çok güzel şeyler yazıyorum ki böyle aklıma getiriyor ki kalbimden böyle yüreğimden bahsediyor. Ya nasıl söyleyeyim? Yüreğimden böyle öyle bir fışkırıyor ki, fışkırıyor artık diyeyim yani ona olan sevgim. Artık böyle kelimelere sığmıyor arkadaşlar. O kadar çok seviyorum ki onu. Ona böyle bilmiyorum. Ona hayranlığım ayrı, ona bağımlılığım ayrı. Her şeyim ayrı bir şey böyle, ayrı bir duygu var bende ona karşı. Canım aşkım, hayat arkadaşım aslında, hayat yoldaşım, o benim her şeyim. Ben onun güzel kalbiyle sevdim arkadaş işte, güzel yüreğiyle sevdim. Hep derdim ki ne kadar güzel bir yüreğim var, hep derdim ki güzel yüreklim. Hep öyle başlamıştı, hep güzel yüreklim derdim ona, çok güzel bir yüreği vardı çünkü. Hani nasıl söyleyeyim, gökten zembille hani inmesi lazım böyle bir erkeğin, böyle bir adamın böyle hani düzgün olması için hep deriz ya böyle gökten artık zembille inmesi lazım böyle insanların. Hem sadık olacak, hem böyle bağlı olacak, hem de eşine karşı sıcacık böyle hisler böyle hissettirecek. Hani diyorduk ki gökten zembille inmesi lazım. Hani bence türünün az bulunan örneği diye düşünüyorum. Ben hep öyle derim ona. Yani gerçekten bu dünyada tek sahip olduğum böyle en güzel varlık benim için o çok farklı bir yeri var onun kalbimde. Herkesin ayrı bir yeri vardı mutlaka herkeste ama benim aşkımın bendeki yeri çok farklı. Yeri geliyor benim ailem oluyor. Hani yeri geliyor arkadaşım oluyor. Yeri geliyor her şeyim oluyor. Oturup sohbet edebiliyorum, ona derdimi anlatabiliyorum. Bir sıkıntım olursa paylaşabiliyorum. Bu en güzel şey değil mi? Hayat arkadaşı da böyle bir şey olmalı. Hayat yoldaşı böyle bir şey olmalı. Onu çok çok farklı seviyorum. O kadar biliyor ki onu. Hani dediğim gibi kelimelere sığdıramıyorum bazen ona olan sevgimi kelimelere sığdıramıyorum. Bugün kutu açılımımı yapacağım. Ona çok güzel bir şiirim var. Çok güzel yazdım. Ama ben istiyorum ki birazcık zaman geçsin, bir öyle güzel bir şey ki toparlayayım ben onu iyicene. Hani bilmiyorum, ona olan sevgimi, duygularımı böyle nasıl söylesem, anlatmaya kalksam ya da böyle hani içimden öyle güzel şeyler geliyor ki aslında. Onları da ben öyle şiirlere döküyorum onun için. Evet böyle kurban olduğum bana bir hediye almış, kutu açılımımızı yapalım. Bakalım kutu açılımımızda neler, kutuyu açalım, neler nasıl kullanılıyor, beraber görelim. İnşallah ilk açtığımda ben zorlanmıştım biraz ama şimdi inşallah yine zorlanmam. Ben biraz sakarım arkadaşlar, birazcık sakarlık var burada bende. Hadi gelin açalım kutumuzu, görelim nasıl bir tripodmuş.
Evet arkadaşlar, kutu açılımımızı yapacağız. Ben size önce şöyle markasını göstereyim. Live V2 diye bir markası var. Şöyle yaklaştırayım. Şu şekil arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok beğendim ben. Sizlere de göstermek istedim. Kutu açılımımızı yapalım. Hemen şu kabloyu ben böyle koydum sizler için. Kablosunu alayım şöyle hemen. Zaten şeyi şöyle şurada kalsın. Arkadaşlar şöyle çıkartabilirsem. Şimdi size şunu da göstereyim. Hem şöyle. Şu şekil. Benim çok hoşuma gitti yani, görünce çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar, kutudan bu şekilde çıkardım. Şimdi sizlere nasıl açacağım onu göstereceğim. Şöyle şu şekil, gördüğünüz gibi. Bunu nasıl açtığımı göstereyim. Ben çok zorlanmıştım. Zor olmuştu benim için. Böyle açtık ya arkadaşlar. Şimdi bu böyle sürekli düşmemesi için. Yani bunu açtıktan sonra direkt buradaki şeyi görüyor musunuz? Bakın. Buradakini bu şekilde çevirin. Aşağı doğru inmesini sağlayın. Sakın iyice. Sıktım. Şimdi arkadaşlar bunu kaldırırken bakın. Altı düşmüyor. Onu yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Evet bunu yaptım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra sizlere şuraları göstereyim. Şurada ayarlanabilir yerler var. Sıkıca zaten ayarlanmış orada. Ayarlanmamışsa da bunu böyle aşağı yukarı yavaş yavaş aşağı yukarı indirerek burayı sıkılaştırabiliriz. Burada da telefonu koyulacak yer var. Benim telefonum burada. Size telefonumu nasıl takılıyor onu da göstereyim. Ben ilk başta bunu nasıl uzatacağım, nasıl yapacağım derken şu üst taraf kısmı var ya, şurayı şöyle parmağımla yukarı kaldırdım. Bu şekil çıkıyormuş arkadaşlar. Boyunu da bu şekilde uzattık. Bu şekilde çıkıyormuş. Ben onu da öğrenmiş oldum o zaman. Sizlere gösterdiğim gibi yapın. Hemen sizlere şu şekil. Şurayı göstereyim. Şurayı çekince bakın esniyor. İlk önce telefonunuzu yerleştirin. Esner tarafına. Benim bu telefonum biraz antika. Yerleşir mi bilmiyorum ama. Arkadaşlar bir şey unutmuşum. Bakın şuradaki şeyi, buradaki yeri çıkarmayı unutmuşum. Evet şimdi bu antika telefonum bile oluyormuş. Şu şekil gördüğünüz gibi çevirip videomu çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu şekilde çekiliyor. Ondan sonra bunun kablosu vardı. Hemen bunun kablosunu da takayım sizlere göstereyim. Hemen kenarında takılacak yeri var. Evet arkadaşlar, kablomuzun takılacak yeri burası. Gördüğünüz gibi 1 metre boyu var arkadaşlar bunun. Tam 1 metre boyu var. Şimdi telefonumuzu taktık. Bu kablosunu taktık. Daha sonra arkadaşlar şunu... Ucunu bir tane fişe takacağım. Birazdan da sizlere nasıl gösterelim. Göstereyim şuradan. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar şurada on off yazıyor ya. Bakın şuna basacağız. Bastım. Gördünüz mü? Işık yandı. Şimdi değiştirmek için hemen şöyle göstereyim. Hatta biraz yakınlaştırayım size. Evet arkadaşlar. Şu üst tarafta ışığı arttırma var. Ortada da ışık değiştirme var. Mesela rengini değiştirmek istersek. Sarı oluyor. Turuncu oluyor hatta. Ondan sonra şöyle. Bir daha değiştirelim. Evet arkadaşlar, az önce düğmelerini gösterdim ya. Şimdi o düğmelerini gösterdim. Gösterdiğim yerden şimdi rengini değiştireceğiz. Şu an turuncu. Mavimsi oldu. Evet şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Üst tarafta da artısı var. Işığının derecesini kilovatına yükseltiyor. Bu şekilde.
Aslında diğer telefonumu koyunca o kadar güzel gösteriyor ki çok güzel bir video çekimi sağlıyor arkadaşlar. Evet, kapatmak istediğiniz zaman da hemen altında kapatıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Hatta kapattım ya. Görüyor musunuz? Yani bu şekil. Evet. Hemen kapatalım. Gerçekten de görüntü kalitesini bayağı bir yüksek yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yakınına gelsem bile görüntü kalitesini yüksek yapıyor. Mesela şimdi ben onu telefonumu buraya takmadığım için yakınına geldim, yakından göstereyim dedim sizlere. Ama kalite o kadar düştü ki uzaktan, arkadan bir ışık vurması lazım ki kalitenin yüksek olması kaçınılmaz olsun. Böyle bu şekilde bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil ayaklığı var. Bu şekilde. Çok rahat, istediğim gibi ister yukarıya ister aşağıya yapabiliyorum. Telefonum antika ve çok ağır. O biraz zor oluyor ama olsun. Bugün de sizlere kutu açılımı yaptım ve canım aşkıma buradan teşekkürümü ettim. Güzel hediyesi için. Ama bu dünyadaki en güzel hediye sensin aşkım. Seni çok seviyorum. Kurban olurum ben sana. Biz hep birbirimize kurban olurum, sana deriz. Kurban olurum deriz. Öyle severiz birbirimizi. Benim o güzel yüreklim. En güzeli de ne biliyor musunuz? Güzel bir yüreğe dokunabilmek. Onu da başardıysam ne mutlu bana. Sizleri buradan kocaman öpüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.